Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala eşrefi halkihi Muhammedin nebiyyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecmaîn ila yevmiddin. Allahümme cealil Kur'an'el azîme rabi'a kulubina ve nura sudurina ve celâ ahzânina ve zehâbe humûmina ve humûmina ya Rabbel âlemin. Es'adallahu evkâtekum cemî'an bi külli hayr. Eyyuhel estikâinel aizze, selamullahi aleyküm ve rahmetuhu ve berekâtuhu. Nahnu netezâker ma'akum ayâtil Kur'âniye fi sûreti âl-i İmran. Rakamul âye 122, 123, 124, 125. Değerli arkadaşlar, Kur'an üzerinden Arapça öğrenme konusunda Ali İmran suresinin 122. ayetindeyiz. Geçen dersteki son ayette, yani 121. ayette Uhud Savaşı ile alakalı bir konuya başlamıştı. Onun devamında 122. ve 123. hatta 124. ayetler, bunlar Uhud ve Bedir Savaşı'ndaki Cenab-ı Hakk'ın müminleri meleklerle desteklemesini anlatıyor. Ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. İz hemmet taifetani minkum en tefşede. İz kelimesi bir zaman zarfıdır. Daha çok mazi, yani geçmişle alakalı bir zaman zarfıdır. Zarflar aynen car mecruller gibi mutlaka bir fiile veya bir şibih fiile bağlı olması lazım. Yani madem zarftır, içinde bir olay geçen bir zaman dilimidir, o zaman bir yere müteallik olması gerekiyor. Burada öyle bir şey yok. Olmayınca da mahzuf üdkür. Efendimiz'e Cenab-ı Hak hatırla Habibim. İz, o zaman. Ne olmuş o zaman? Hemmet. Kastetti. Yöneldi. Hemme yehimmu hemmen. Bu onun fiili mazi müfret müennes gaibesi. Şurası. Niye? Taife kelimesi müennes olduğundan dolayı. Gerçi burada tesniye. Ama fail olması itibarıyla hemmet olarak fiili mazi. Fiili mazinin sonundaki sakin t'ler, açık olan sakin t'ler müenneslik alametidir. Fail değildir. Harekeli olsaydı t, tu gibi, ti gibi hareketli olsaydı onlar zamirdi. Ama sakin olan ise o müenneslik alameti. Peki fail nerede o zaman? Fail önünde. Taifetani. Tesniye olduğu için haleti raf'ı elifle gelmiş bakınız. Tesniyenin haleti raf'ı eliftir. Nasbi ve cerri de ya iledir tabii ki. İki grup yöneldi. Bu kalbi yönelme de olabilir, fiili yönelme de olabilir. Minkum, car mecrur, o da hemmet fiiline müteallik. Yani sizden iki grup, taife zaten grup demektir. Biz bunu daha çok gemilerde tayfa olarak kullanıyoruz. Aslı taife, bir grup demek. Peki neye yönelmişler? En tefşela, geri çekilmeye, bozulmaya. En fiil muzari nasbeden bir edattı. O nasbi
Burada Nuh'un düşmesiyle görüyoruz. Aslı tefşelani idi. Feşele dağılmak demek. Bırakıp gitmek demek. Bozguna uğramak demek. Yefşelu, tefşelu, tefşelani. Fiil-i muzari, tesniye, müzekker. Niye tesniye? Taifeten tesniye olduğu için onun yaptığı işte elbette ki tesniye olacak. En fiili muzariyi nasb ettiğinden dolayı buna ef'al-i hamse diyoruz. Yani fiili muzarinin içerisindeki beş kalıptan bu şekilde nun düşer. Nasbında ve cezminde. Dolayısıyla içinizden iki grup bozulup ayrılmaya yöneldi. Kastetti. Kimleri anlatıyor? Hani Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den 1.000 kişiyle çıktı. Ama Abdullah İbni Ubey İbni Selül karşı tarafın 3.000 kişi olduğunu görünce, bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkmadan önce yaptığı istişarede daha çok Bedir Savaşı'na katılmayanların teklifini tercih edince, bunlar zaten gönülsüzdü. Zaten nifak alameti taşıyan bir gruptu bunlar. 300 kişi Abdullah İbni Ubey İbni Selül'le birlikte geri döndüler. Efendimiz 700 kişi kaldı yanında. Şimdi burada anlattığı iki taife de birisi Hazret, birisi Evs kabilesinden Seleme oğullarıyla Harise oğulları. İki grup daha ayrılmaya niyet etmişler. Bunların sayılarını bilmiyoruz. İslam tarihi böyle bir sayıyı bize vermiyor. Ama iki grup olduklarını Kur'an bize söylüyor. İki kabileden olduklarını da tarih söylüyor bize. Fakat içlerinden o ayrılan 300 kişiyi görünce onların içlerinden de ayrılmak geçti. Fakat Allah, vallahu veliyyuhuma. Allah o iki gruba dost idi. Oradaki vav iptidaiye de olabilir ama vav haliye de olabilir. O zaman vallahu mübteda veliyyuhu veliyyuhuma tabi huma zamiri taifetana gidiyor. Tesniye ya. Dolayısıyla o iki grubun Allah dostu olduğu halde demek ki Cenab-ı Hak Ensar'dan olan bu Evs ve Hazreç kabilelerinden Seleme oğullarıyla Harise oğullarına Cenab-ı Hak Uhud'da kalmalarını nasip etmiş. Münafıklar 300 kişi dönmüş. Belki onların içerisinden de o 70 kişi şehadette ermiş, onların içerisinden de olabilirler. Yani o kabileden de şehit verilmiş olabilir. Allah onlara dostluğunu gösterdi ve onlar Uhud'da Efendimizin yanında kaldılar. Evet. Veliyyu haberdir. Aynı zamanda muzaftır. Huma zamiri ise muzafın lehidir. Mahallen mecrurdur çünkü zamirdir. Evet. Ve alallahi ve Allah'a. Vav, buradaki atıf vavı. Alallahi car mecrur. Nereye mutaallik? Geliyor şimdi. Felyetevekkeli. Felyetevekkel. Oradaki fa zayid. Yani bir anlamı yok. Orijinali de liyetevekkel. Yani emri hazır var, emri gayip var. Yalnız da olmayanlara emredeceğiniz zaman bu kalıbı kullanırsınız. Yalnız da olanlara emredeceğiniz zaman emri hazırı kullanırsınız. Tevekkel. Tevekkel alallah. Allah'a tevekkül et. Veya çoğul bir gruba emir veriyorsanız tevekkelu alallah. Allah'a tevekkül edin. Bu emri hazır. Peki yalnız da değil onlara emir vermek istiyorsunuz. O zaman liyetevekkel. Emri gayip. Peki alallahi car mecrur bu emri gaibe müteallik. El mu'minun ise tevekkül kelimesinin
faili. Onun için aleti rafı oradaki vav. Cemi olduğu için, cemi müzekker salim hükmünde olduğu için aleti rafi vav olur. Müminler tevekkül etsinler. Bak yanımızda değiller müminler. Kime? Alallahi. Aslında felyetevekkel alallahil müminune idi ama Cenab-ı Hak car ve mecrur olan alallahi yani mef'ulün bih gayri sarihi fiilin önüne getiriyor. Yani burada belli ki bir tahsis var. Müminler başkalarına değil Allah'a tevekkül etsinler. Ona güvensinler anlamında. Evet. Bu kısa ayetin mali münifi şöyle. Sizden iki grup ayrılıp gitmeye yöneldiklerinde ki Allah onların velileri yani dostu oldukları halde ayrılıp gitmeye yönelenler müminler Allah'a tevekkül etsinler. Evet, onlar orada kaldılar. O iki taife içlerinden geçmiş olsa bile ayrılıp gitmediler. Cenab-ı Hak onlara demek ki bir sekine vermiş ki münafıklar gibi ayrılıp gitmediler. Ama asıl olan nedir? Asıl olan şahıslar değil. 300 kişi gitti de ne oldu? Asıl olan müminlerin Allah'a tevekkülüdür önemli olan. Evet. 123. ayette Cenab-ı Hak velakaddı. Oradaki vav yeni bir cümle başlıyor. İstinafiye olarak değerlendirebilirsiniz. Nasara fiili mazi müfret müzekker gayb şurası. Fiili maziye kat geldiği zaman tahkik edatı olarak şüphesiz mutlaka manasında. Peki lam ne? Lam da tekit işi. Allah şimdi iki tekitle yani manayı güçlendirecek iki kelime ile birisi harf lam, birisi de kad. Fiil-i muzarın başına gelince olabilirlik bildirir. Ama fiil-i mazinin başına gelince gerçekten demek. Nasara fiil-i mazi. Fail nerede? Faili Allah. Onun için nasarallahukum değil de nasarakumullahu. Oradaki kü mef'ulün bih. Sarih. Ama zamir olduğu için mahallen mansup. Mef'ul çünkü. Mim de o da cemi alamet. Çoğulluk bildiriyor. Dolayısıyla buradaki ikisiyle birlikte küm zamiri diyeceksek mef'ulün bih'tir ama mukaddemdir. Mukaddem mef'ul denir buna. Peki Allah fail Celle Celaluhu o nedir? O da muahhar faildir. Yani fiille arasına meful girmiş. Bu da bir anlam ifade etmesi lazım. Yani size ancak Allah yardım etti demek. Nerede? Bir Bedri. Bedir'de. Yani Bedir Savaşı'nda. Oradaki ba fi manasında. Fi Bedrin deme. Peki Bedir nereden kaynaklanıyor? Mekke ile Medine arasında bir su kuyusunun bulunduğu bir vadi. Ve 79'da henüz daha bu Mekke Medine arasındaki o üç gidiş, üç geliş veya dört gidiş, dört geliş o yollar açılmadan önce o 80'li yıllarda yapıldı. Önceki yol Bedir kuyusundan geçiyordu. Bedir Savaşı'nın yapıldığı yerden geçiyordu Mekke Medine yolu. Ben 79'daki gittiğimde orayı görmüştüm. Ama şimdi özel olarak gitmek gerekiyor. Yani mevcut yolun çok dışında kaldı. Bu mevcut yol da Efendimizin hicret yoludur. En kestirme yol. Şimdiki karayolu yani otoban dediğimiz yol. Bedir bin Kelde diye bir adamın su kuyusu. Dolayısıyla adı Bedir olmuş. Allah buyuruyor ki
Bedir'de Allah size gerçekten yardım etti. Peki siz neydiniz? Ne durumdaydınız da Allah size yardım etti? Ve entum. Oradaki vav vav haliye. Entum mübteda. Mahallem merfu çünkü zamir. Ente entuma entum. Şurası. Sizler. Yani çoğul. Efendimiz'e hitaben, Efendimiz'in de ashabına hitaben buyuruyor. Siz neydiniz? Ezilletin, güçsüzdünüz. Zillet, güçsüz. Meskenet içerisinde, efendim, herkesin dövdüğü, taşladığı, zayıf durumdaydınız. Allah Efendimiz'e diyor. Peki ne olarak söylüyor bunu? Fiziki olarak söylüyor. E bakıyorsunuz işte yani Bedir Savaşı'nın taraflarına baktığınız zaman Efendimiz'in yanında 310 kişi var. Hepsi bu kadar. Peki karşı tarafta ne var? Karşı tarafta 1000 kişi var. Efendimiz'in o 310 kişiden sadece 2 tane at, 90 tane deve, 6 tane zırh, 8 tane kılıç. Bütün Bedir'in savaşın malzemesi bunlar. Peki öteki tarafta ne var? Öteki tarafta 100 tane atlı var. Develer hakeza. Her gün birkaç deve kesip besleniyorlar orada. Şimdi Allah Bedir'de siz zayıf olduğunuz halde sizi destekledi, yardım etti. Gerçekten. E o zaman ne gerekir? Fettekullah'a. Faifasiha. Yani gücünüz yoktu sizin. Üçte bir. Sayısal olarak, harp malzemeleri olarak üçte birden daha az. İki tane ata karşı 100 at. Şimdi bu kadar fiziki zayıflığınıza karşı Allah ne buyuruyor? Sizi Allah Bedir'de destekledi. Siz zayıftınız. E o zaman fettekullaha. Allah'tan korkun. Takva dairesine girin. Fettekune. Oradaki fa'i fasiha dedik. İptidaiye de denebilir. Bir başlangıç. Burası emri hazır. Cemi müzekker muhatap. İttekû aslı. İttaki, ittakiya, ittekû. Şurası. Emri hazır. Cemi müzekker muhatap. Peki faili nerede? Oradaki vav. Cemi vavı. Lafzatullah. O da mef'ul. Mef'ulün bir sarı. Onun için fettekullah diye mansup okuyoruz. Mef'ul olduğundan dolayı. Allah'tan korkun. Yani fiziki olarak bu kadar güçsüzken Allah sizi gerçekten Bedir'de destekledi. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki siz şükredersiniz. لَعَلَّ neydi? İnnenin kardeşlerinden bir tanesiydi. İsim alırdı, nasip ederdi. Haber alırdı, raf ederdi. Peki burada yaptı mı bu icraatları? Evet yaptı. Oradaki lealleden sonra gelen kü, leallenin ismidir. Mahallen mensuptur. Mim de cemi alametidir. Mim harfi. Teşkurun bir cümledir. Şükredersiniz. Teşkuru, teşkurani, teşkurune. Fiili muzari, cemi, müzekker, muhatap. Yani sizler şükredersiniz. Umulur ki şükredersiniz. Lealli tereccih için derler. Yani ismini nasb, haberi referi. E peki haber olarak bir cümle gelmiş. Teşkurune bir fiili muzaridir. Ve de faili oradaki vav'dır. Yani sizler şükredersiniz. Dolayısıyla cümle olarak leallenin haberidir ve mahallen merfudur. Evet. Bu ayette de Rabbimiz meali münif olarak şöyle buyuruyor. Bedir'de Allah sizi gerçekten değerlendirdi ki siz güçsüz bir vaziyette idiniz. Allah'tan korkun. Umulur ki şükredersiniz. Sayısal olarak harp alatu edevatı olarak sizden
üç kat büyük olan bir orduya karşı Allah sizi destekledi. Şimdi nasıl desteklediğini bu ayette anlatacak bize 124'te. Nasara dedi ama geçmedi. Sadece yardım ettiğini söyledi bu 123. ayette. 124. ayette yardımın nasıl tahakkuk ettiğini bize beyan ediyor Rabbimiz. Ne buyuruyor? İz takulu. Yine bir iz geldi. Neydi bu? Zaman zarfıydı ve geçmişte olan bir hadiseyi anlatırdı. Ve aynı zamanda ondan sonra gelen cümle onun muzafun ileyhi olarak mahallen meçhul olurdu. Zarf olduğundan dolayı bir müteallak bulunması gerekiyordu ki bu zarf ona müteallik olsun, bağlansın. O zaman yukarıda söylediğimiz gibi yine ızgıl, Habibim hatırla. İstekulu sen söylediğinde tekulu neresi? Burası. Fiil-i muzari, müfred, müzekker, muhatap. Efendimiz'e söylüyor Cenab-ı Hak. Sen söylüyorsun. Tekulunun faili de ente. Vücuben müstetir. Sen söylediğinde hatırla Habibim, kime söylüyor? Lil müminine. Oradaki lam-ı ta'dil için manasında harfü cer. Müminin de onun mecruru isim olduğu için mümin ismi faildi. Bu onun çoğuludur. Aslı müminune idi ama lam gelince müminine oldu. Çünkü cemi müzekker salimlerin irabına tabi olduğu için haleti cerri ya ile geldi. Lamdan dolayı. Müminlere söylediğinde hatırla Habibim. Peki ne diyor? Elen yekfiyekum. Bu kelimeyi biz kullanıyoruz. Kifayet kelimesi. Yeterlilik. Kafi diyoruz. Yeter. Baştaki hemzeyi istifham. Ama istifham-ı inkari. Yani size yetmez mi? Len ne yapardı? Fiil-i muzari nasb ederdi. Etti mi? Etti. Kefa yekfiye diye nasb etti. Lenden dolayı. Başka ne yapardı? Fiil-i muzarihini nasb ederdi. Manayı menfi yapardı, olumsuz. Bir de istikbale yönlendirir. Onun için len te'kidi nefi istikbal. Manayı da güçlendirirdi. Te'kidi nefi istikbal. Fiili muzarının başına gelen bir edat. Şimdi birlikte istifham-ı inkarıyla birlikte ele aldığın zaman size yetmez mi? Kafi gelmez mi size? Ne? Şimdi yekfi fiilinin mef'ulüküm mahallen mansup. Mef'ul çünkü. En yumiddeküm ile başlayan cümle yekfiyekümün faili. Yine en geldi bu sefer. En ne yapardı? O da fiil-i muzariyi nasb ederdi. Etti mi? Emedde yumiddu yumidde. Destek manasında. Medet diyoruz ya. Medet kıl. Yani yardım et, destek ver demek. Bu kelimeden geliyor. İmdat diyoruz bak. İmdat. Bu kelimeden geliyor. Size yardım etmesi kafi gelmez mi? Kim yardım ediyor? Ümidenin faili nerede? Rabbukum. Bak onun için merfu okuyoruz onu. Rab kelimesi burada fail. Aynı zamanda muza. Küm de muzafın ile. Sizin Rabbiniz size yardım etmesi size kafi gelmez mi? Peki ne ile yardım ediyor? Şimdi geliyor işte. Bi selafeti alafin. Selafe üç demek. Ba harfü ceri ile gelmiş. İle manasında. Alaf da binin çoğulu. Elf bin demek. Elfun elfani alafun. Elfani 2000 demek. Daha çok konuşma dinde elfeyin denir.
Alef de onun çoğulu. Selase muzaf, alef de muzafun ley. Bi selaseti alafin. 3.000 ne ama? Minel melaiket. Meleklerden 3.000 ile bağ ile geldi ya. Bi selaseti. Meleklerden 3.000 ile Rabbiniz size imdad etmesi size kafi gelmez mi? Minel melaiketi tabi temiz. Sayıların temizi olur. Ne sayılıyorsa ona temiz denir. Elma mı sayılıyor? Armut mu sayılıyor? Sayılan şeyler temizdir. Sayan rakam ise ona adet denir. Adet madud. Sayan rakamdır. Sayılan maduttur. Ona aynı zamanda temiz denir. Yani sayılan şeyin ne olduğunu bize söylüyor. Bu 3.000 nedir? Minel melaiket. Meleklerden. Temizler mansubattandır. Peki minel melaiketideki min harfu ceri nereye bağlı? Bakıyorsun önde bağlanacak bir yer yok. O zaman mahzuf bir sıfata bağlı olması lazım. Bi selaseti alafin mevcudine minel melaiket. Meleklerden var olan, bulunan 3.000 melekle Rabbiniz sizi desteklemesini yeterli görmüyor musunuz? Kafi gelmez mi size? Şimdi bu meleklerin de bir özelliğini daha söylüyor. O da onun sıfatı. Münzeli. Nezele yenzilu. Münzil, münzer. İndirilen demek. İsmi meful. O da onun çoğulu. Neden çoğul? Çünkü melaike çoğulu da onun için. Melaike melek kelimesinin çoğuludur. Sıfat mevsuf ilişkilerinde birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. İndirilmekte olan meleklerden 3.000 tanesiyle Rabbiniz sizi desteklemiş olmasını kafi görmüyor musunuz? Evet. Bu ayetin meali münifine baktığınız zaman karşımıza çıkan tablo şu. Habibim hatırla, müminlere sen söylüyordun. Rabbiniz size indirilmekte olan 3.000 melekle destek vermesini kafi görmüyor musunuz? Tabi takulu fiilinden sonra elen yekfiyeküm cümlesi makulul kavildir. Mahalle mansuptur. Cümle olarak. Evet. 125. ayete bakıyoruz. Bela. Yani kafi görmeniz lazım. Bela aslında bir sıfat ama bella bilakis öyle değil anlamında. Yani sizi Allah'ın meleklerle desteklemesini kafi görmeniz gerekir. O zaman in tasbiru şart edatı in tasbiru sabara yasbiru sabran tasbiru, tasbirani, tasbiru ne idi? Nun vardı orada. İnden dolayı düştü. İn şart edatı. Eğer sabrederseniz daha vav atıf harfi ve tettekû ve takva dairesine girerseniz Allah'tan sakınırsanız daha ve ye'tûkum eta ye'ti ye'tû size gelir. Min fevrihim. Anında. Fevri hareket derler ya. Türkçe bak. Min fevrihim. Onların bir anda ansızın sizin üzerinize gelmeleri hâda bu. Oradaki hâda bir ismi işaret ama fevrin sıfatı. Dolayısıyla minden dolayı fevr kelimesi mecrur, car mecrur,
Hada da dolayısıyla sıfat olduğu için mahallen meçhul. Çünkü ism işaret. Peki ansızın sizin üzerinize geldikleri zaman ne olur? Yumdidkum Rabbuk. Gene Rabbiniz size destek verir. Emde de yumdidu, yumdid. Niye yumdid? Çünkü in şart edatıdır ve iki fiili muzariyi cezmeder. Hem şart cümlesinin hem cevap cümlesinin başındaki fiili muzarileri cezmeder. Onun için yumdidkum, yumdidu idi aslı. İnden dolayı o da meczum olmuş. Size destek verir. Size imdad eder kim? Rabbukum. Rab kelimesi yumdid fiilinin faili. Aynı zamanda muzaf, küm de muzafın rey. Peki bu sefer ne yapar? Cenab-ı Hak yukarıda 3000 indirilmekte olan melekle destek verdi. Şimdi bir hamseti alafin. 5000 minel melaiketi. Meleklerden 5000 ile Rabbiniz size destek ver. Bunlar nasıl? Burada yukarıda münzelindi sıfat. Burada müsevvimin. Müsevvimin belli bir alameti olan rengi, şekli olan anlamında. Böyle nişanlı melekler. Aynen münzelin gibi. Ama bu isim fail olarak da kullanılır, isim meful olarak da kullanılır. Sevveme yüsevvimu tesvim müsevvim. Bu çoğulu. Neden dolayı müsevvimin ya ile gelmiş? Çünkü melaike min ile meşhur olduğundan dolayı onun sıfatı da müsevvimin olarak ya ile meşhur. Çünkü cemi müzekker hükmünde olduğundan dolayı. Şimdi Bedir Savaşı'nda Cenab-ı Hak Efendimizin tarafı müşriklerin tarafından üçte bir az olmasına rağmen Cenab-ı Hak onları meleklerle desteklemiş. Belki 3000'i bizzat savaşın içerisinde onlara yani müşriklere karşı Müslümanları çok gösteriyor. Dolayısıyla onlar korkuya kapılıyorlar. Şimdi Efendimizin tarafında 300 kişi var. 3000 melek gelince 3300 oldu. Karşı taraf hala 3000. Bir 5000 melek daha var. Onlar belki yedek kuvvet olarak duruyor tabiri caizse. Yani ani bir şey diyor ya min fevrihim hâdâ. Ani bir şey meydana gelirse 5000 melek de nişanlı bunlar o Bedir'de görev alacaklar. Hatta Cebrail aleyhisselam bir gün Efendimiz aleyhisselatü vesselam'a öyle söylüyor. Ya Resulallah sizin içindeki sahabilerden Bedre katılanlar ne kadar şanlı, şerefli ise bizden de melekler olarak Bedir'e katılanlar öyle şanlı, şereflidirler. Ashab-ı Bedir, yerdekiler ve göktekiler. Çünkü onlar da Bedir'e iştirak etmişler. Cenab-ı Hakk'ın desteği böyle bir destek işte. Bu daha sonraki savaşlarda da bu tip desteklerin olduğu anlatılır. Çanakkale'de hatta Kıbrıs'ta bile anlatılır. Yani bilinmeyen, görünmeyen güçlerin savaşın seyrini değiştirdiklerini söylerler. Burada zaten aleni olarak var Bedir Savaşı'nda. Ha diyeceksiniz Uhud Savaşı'nda niye olmadı? Cenab-ı Hak en nihayet bir beşer, bir peygamberi hayatın içinde İnsanlara tecrübe aktarımı konusunda da peygamberlik görevi yaptırıyor ona. Kim bilir Bedir'deki o muvaffakiyeti birileri her zaman devam edecek zannetmiş. Cenab-ı Hak neye bağlıyor onu? Fettekullah. Allah'a tevekkül edin ve Allah'tan korkun gereği gibi. Yani kendiniz savaş kazanmadınız. Oraya kadar gittiniz siz. İradenizi o yolda kullandınız. Ama asıl işi yapan Rabbi Zülcelal. Melekler de sizi desteklemiş. Evet. Bu ayetin mali mühimi de şöyle. Yukarıda size
Kafi gelmez mi Cenab-ı Hakk'ın sizi 3.000 melekle desteklemesi? Bela, olumsuz soruların olumlu cevapları bela ile yapılır. Olumlu soruların cevabı naam ile yapılır. Dolayısıyla burada yukarıdaki soru istifham inkari idi. Len ile gelmişti. Olumsuz. Onun cevabı, olumlu cevabı bela ile geldi. Yani size kifayet eder Allah'ın 3.000 melekle sizi desteklemesi. Peki devamında ne diyor? Eğer sabrederseniz, yani savaşta geri kaçmazsanız ve Allah'tan gereği gibi korkarsanız, ani bir üzerinize geliş olursa, bu durumda da Cenab-ı Hak sizi 5.000 melekle, hem de kınalanmış, hem de nişanlı meleklerle sizi destekler. Evet. 126. ayet ise وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ. Oradaki ma-i nafiye. Vav-ı iptida. Nafiye olduğu için ameli yok. Yani bir icraat yapmıyor. Ceale de yaptı, etti. Umum fiillerden bir tanesi. Peki fail nerede? Faili Allah. Onun için cealehullahu. Peki hu nerede? Hu nedir? Hu da mukaddem meful. Mefuller normalde Arapçada faillerden sonra gelir. Burada fail ile fiilin arasına girmiş. Mukaddem meful diyoruz. E fail mefulden sonraya gelmiş, ona da muahhar fail diyoruz. Allah onu yapmadı. Peki niçin yaptı? İlla. İlla hasır edat. Onun da bir ameli yok. Yani bir irabı yok. Yapmadı ama şunun için yaptı. Ne yaptı? Büşra lekum. Size bir müjde olsun diye yaptı bunu Cenab-ı Hak. Yani Bedir'de bunca meleklerle sizi cesaretlendirip Allah'ın sizi desteklemesi size bir müjde olsun diye yaptı. Peki büşra nedir burada? Büşra cehalenin ikinci mef'ulü. Birinci mef'ulü hu. Yani o nasra gidiyor. O yardım. O imdat. O imdadı Allah size bir müjde olsun diye yaptı. Başka bir şey için değil. Ma ile bir cümle olumsuzlaştırır. İlla ile ondan istisna yapılır. Hasır edatı dediğimiz bu. Yani ancak bunun için size bir müjde olsun diye Cenab-ı Hak bu yardımı size yaptı. Büşra lekum. Size bir müjde olsun diye yani. Daha ne için yapmış bunu? Vav atıf. Ve litatme inne. İtme enne yatme innu tatme inne. Aslında o lamdan sonra gizli bir en var. Onun için fiil-i muzari'nin sonunu mansup okuyoruz. Tatme inne diyoruz. Aslı tatme innu, itme enne, yatme innu, itmi inan. Bu kelimeyi de kullanıyoruz. Yani gönül rahatlığı demek. Mutmain olmak demek. Veli en tatme inne demektir. Ama en gizli orada. Lam yine talil için gizli enin önünde. Peki neyi tatmin edecek? Ne tatmin olacak? Kulubuku. Kalbin çoğulu kulub. Tatmeinunun faili. Kulub aynı zamanda muzaf. Kum da muzafım değil. Sizin kalplerinizi tatmin etmek için size ancak bir müjde olsun diye Cenab-ı Hak bu yardımı, bu nusratı size yaptı. Ne ile? Bihi. Bihi zamiri de o cealehu'daki hu'ya gidiyor. O nereye gidiyor? Nasra gidiyor. Yani yardıma. Allah'ın yardımı yani. Evet. وَمَنْ نَصْرُ. Şimdi bir daha şey geldi. Ma geldi. Bu da ma-i nafiye.
Bunun da bir ameli yok. Ama olumsuzu bildiriyor. En-nasru mübteda. İlla yine hasır edatı, yani bir şeye tahsis ediyor bunu. Yardım değil ama şunun için. Veya şundan bir yardım. Nereden? Min indillahi. Allah'ın nezdinden. Min harfü cer, indi, ind bir mekan zarfı. İnde aynı zamanda muzaf, Allah da muzafı değil. Allah'ın nezdinden bir yardımdan başka bir şey değil demek ki. Sadece bir yardım. Dolayısıyla min indillah car mecrur, şibih cümle Nasru'nun haberi. Yani yardım ancak Allah'ın nezdindendir. Neyi atıyoruz? Yani tercüme ederken ma ile illa'yı çıkardığınız zaman müsbet bir cümle tercüme edersiniz. İkisini de dikkate alarak bir tercüme de yapabilirsiniz. Yani yardım ancak Allah'ın nezdinden olur. Başkası olmaz. Bu Allah nasıl bir Allah? Şimdi Allah'ın iki sıfatını bize söyleyecek. Nereden anlıyoruz sıfat olduklarını? El-Aziz, El-Hakim. İkisi de marife. İkisi de mecrur. Bakın. Çünkü Allah kelimesi mecrur ya. Min indillahi indi muzaf. Allah muzafın değil. Dolayısıyla mecrur, El-Aziz, El-Hakim. İkisi de marife, ikisi de mecrur, ikisi de müfred. Allah kelimesinin zaten tesniyesi, cemizi olmaz. Azizin olur. İzza mesela. Azizin çoğuldur. O sıfattır. Allah kelimesi sadece Rabbimize ait bir isimdir. Başkalarına isim olarak verilmez. Ve bunun tesniyesi, cemisi de olmaz. Türkçede de olmaz. Arapçada olmadığı gibi. Türkçede de olmaz. Alihetün kelimesi Allah'ın çoğulu değil. O ilah kelimesinin çoğuludur. İlahun ilahani alihetun. O çoğul. Ama Allah kelimesinin tesniyesi ve çoğulu olmaz. Bu aynı zamanda tevhid-i uluhiyeti ve tevhid-i rububiyeti gösteriyor. Evet, bu ayetin meali münifi de şöyle. Bu yardım size Allah'ın bir müjdesi ve kalplerinizin o yardımla tatmin olması içindi. Yardım aziz ve hakim olan Allah'ın nezdinden başka bir şeyden olamaz. Yani o yardım ederse eder. Başkalarının yardımıyla bir şey olmaz anlamında. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.